Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 445 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 17. maddesinin son cümlesindeki imkanlarından ibaresinin metinden çıkartılarak olanaklarından ibaresinin eklenmesinin saygıyla arz ve teklif ederiz. Namık Havutça Balıkesir Milletvekili ve arkadaşları. Komisyon önergeye katılıyorum. Tekrar eder misiniz Sayın Komisyon? Katılmıyoruz efendim. Hükümet katılmıyor. Katılmıyoruz Sayın Başkan. Evet, önerge üzerinde söz isteyen Namık Havutça Balıkesir Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarının 17. maddesi üzerinde verilen önerge üzerinde söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Adalet Bakanı, hukukun temeli meşruiyet, meşruiyetin temeli de adalettir. İktidarınız döneminde adalet ve adalete olan güven ne yazık ki toplumun tüm kesimlerinde kanayan bir yara haline gelmiştir. Hukukçular gerekçeyle konuşur. Bugün 3 gün önce Silivri'de milletvekili arkadaşlarımızla özel yetkili mahkemedeydik. Orada adil bir yargılanma değil, bir yargılanma olmadığı konusunda tüm milletvekili arkadaşlarımıza tanık oldum. Bakın, bir, savunmanın özgürce savunma yapabiliyor ve deliller toplanması o mahkemede sağlanabiliyor mu? Duruşmada alaniyet ilkesine uyuluyor mu? Savunma tanıkları dinleniyor mu? Duruşmalarda basının izlemesi, halkın izlemesi için gerekli koşullar sağlanmış mı? Duruşmada yasamayı temsil eden milletvekilleri orada duruşma esnasında yerine oturmak istiyor, mahkeme başkanı tarafından milletvekilleri bile yok sayılıyor, yasama yok sayılıyor. Ve en önemlisi, mahkemelerde anayasada teminat altına alınmış olan hakimlerin bağımsızlığı ve vicdani özgürlüğü sağlanabilmiş mi? Bu koşullar var mı Silivri mahkemelerinde? Değerli arkadaşlarım, mahkeme başkanı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereği olarak orada tutuklu olanların tutuksuz yargılanması konusunda rey kullandığında o mahkeme başkanı derhal oradan mahkeme yönünden alındı. Şimdi onun yerine bir başka mahkeme başkanı atandı. O mahkemedeki hakimlerin vicdanı adalet adına özgür mü şu anda? Hayır, değil. Değerli arkadaşlarım, bakın, mahkemede yargının kurucu unsurları savcı ve avukattır. Orada Silivri mahkemelerinde savcılarla avukatlar eşit konumda, silahların eşitliği, yargılamanın eşitliği konusunda da eşit durumda değildir. E siz şimdi buradan bırakın adil yargılanmayı, Silivri'de bir yargılama olduğunu söyleyebilir misiniz Sayın Adalet Bakanı? Paket üstüne paket çıkarıyorsunuz. Baroları tehdit ediyorsunuz. Baro başkanları gelip mahkemede duruşmayı izleyemiyor. Jandarmalar, robokoklar, tekme tokat avukatları dışarı atıyor. Baro başkanları yerlerine oturamıyor. Halka barikatlar kuruluyor. Tazyikli sular sıkılıyor. Basın içeri alınmıyor. Nasıl bir yargılamadır bu? Ve toplum soruyor. Adalet, adalet, adalet arıyor. Türkiye'de adalete olan güveni yok ettiniz. Hükümetiniz döneminde evet bulgur dağıttınız, makarna dağıttınız ama adaleti yok saydınız. Ve bu toplumda bir gün Sayın Bakan, o adalet ve yargının bağımsızlığı bir gün size de lazım olacak. Bunu asla unutmayın. Siz de bu halkın karşısında adaleti ayaklar altına alan, halkın iradesini milletvekillerine böyle yok sayan, orada oluşturduğunuz Gestapo mahkemelerinin karşısında milletin iradesini yok sayan anlayışın karşısında bir gün o adalet size de hiç kuşkusuz lazım olacak. Ve en acısı da milletvekili arkadaşlarımızla adil yargılanmayı bırakın etkilemeyi, orada en masum tavrımızla yerimize oturmak istediğimizde, engellendiğimizde ve buna tepki koyduğumuzda kendisini demokrat olarak tanımlayan bakanlar tarafından bir de açıkça tehdit edildik. Hakkımızda fezlekeler düzenlenmesi istendi. Dokunulmazlıkları kaldırmışsınız, bizi yargılanmışsınız. O dokunulmazlıklarımızı kaldırın, o fezlekeleri biz demokrasi adına
hukuk adına, yargı bağımsızlığı adına bir şeref madalyası olarak göğsümüzde taşıyacağız. Sayın Bakan, biz buradan evet Türkiye'de insan haklarına saygılı demokrasiyi, yargının bağımsız olduğu gerçek bir hukuk devletini hep birlikte yaratmak adına büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Ama bu yargı paketlerinin sorunu çözmediği, adil yargılanma hakkını sağlamadığı, yargının bağımsızlığı sağlamadığı çok açık. O nedenle gelin gerçek bir yargı paketi çıkaralım. Orada milletvekillerinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi, demokratik bir ülkesinde olmadığı gibi gerçekten millet iradesini temsil eden millet... Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir. Sayın milletvekilleri, yeni madde ihtisasına dair bir önerge vardır. Önergeyi okutup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılırsa önerge üzerinde yeni bir madde olarak görüşme açacağım. Salt çoğunlukla katılmazsa önergeyi işlemden kaldıracağım. Okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görüşülmekte olan 445 sıra sayılı kanun tasarısının 17. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz. İbrahim Binici Şanlıurfa, Nazmi Gürvan, Halil Aksoy Ağrı, Levent Tüzel İstanbul, İdris Balıken Bingöl milletvekilleri. Madde 18. 5271 sayılı kanun 142. maddesinin birinci fıkrasında yer alan bir yıl ibaresinin 5 yıl şeklinde